Merhabalar dostlar, hoş geldiniz. Bannerlord Osmanlı serimizin yeni bölümüyle karşınızdayım. Seriye son gaz devam ediyoruz. Umarım izlerken keyif alıyorsunuzdur. Ben çekerken gerçekten çok keyif alıyorum. Bölümde ne yapmak istediklerimden pek emin değilim. Beraber göreceğiz, tanık olacağız. Dediğim gibi umarım izlerken keyif alırsınız. Abone olayına gelecek olursak ise abone olarak bana destek olan arkadaşlara, yorum atanlara, like atanlara çok çok teşekkür ediyorum. Güzel bir ivme kazandık. Bu ivmeyi devam ettirmemiz lazım. Abone olmayan kullanıcı yüzdesi çok fazla. Oran gerçekten çok fazla. Ben buraya ekrana yansıtırım. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum. 1000'e az kaldı. 1000 aboneye. Son gaz 1000 aboneye devam. Ettirin. Ettiriyoruz. Gidiyoruz. Umarım bu konuda beni desteklersiniz. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Ekstra olarak da katıl ve süper teşekkürle beni destekleyen arkadaşlara da çok çok teşekkür ediyorum. İlerleyen zamanlarda da katıl üyelerine özel içerikler gelecek. Elimden geldiğince bu konuda da sizlere içerik üretmeye çalışacağım. Evet, lafı da fazla uzatmadan artık direkt mevzuya giriş yapmamız lazım bence artık. Yapalım. Hadi bakalım. Keyifli seyirler tekrardan. Evet dostlar arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz. İyisinizdir. Öyle tahmin ediyorum. Hayatınızda her şey umarım yolunda gidiyordur. Bannerlord serimize dediğim gibi, başta söylediğim gibi devam edeceğiz. Şimdi direkt mevzuya giriş yapacağım. Giriş kısmını biraz uzun tutmuş olabilirim. O yüzden sıkılmamanız adına. Bildiğiniz üzere bir önceki bölümde krallığımız barış yaptı. Lanet olsun. Lanet olsun. Bütün bir nesil benzin pompalı. Anamına koyayım. Keşke yapmasaydı. Barış yapması biraz sıkıntı çıkartacak bize. Nüfus kullanamıyorum savaş açmak için. Bu biraz kötü oldu. Yapacak bir şey yok. Artık kervanlara salça olup nüfus kasacağız. Bu şekilde ordumuzu geliştireceğiz. Yapacağız, bir ayar çekeceğiz yani. Savaşmadan olmaz. Güzel bir içerik çıkmaz diye düşünüyorum. Ve biraz para biriktirirsek eğer, belki bir iki tane daha kervan oluşturabiliriz. En azından ekonomik olarak biraz daha iyi bir hale gelebiliriz dedikten sonra direkt aslında şu kervana salça olmak istiyorum. Çünkü bir saldıralım da sonra bakarız abi. Direkt mevzuya, savaşta başlayalım. Bu kervanlar çıkış yolu gibi bir şey kısacası. Atlı okçumuz kaç tane var? 56 tane var. Tamam abi, siz V düzeni alın. Beni takip edin. Saldırın, saldırın. Size saldırın. Atlı okçular da benimle gelsin abi. Yay becerimi iyice geliştirmek istiyorum. Tabii mümkünse. Bunların içinden bir geçelim öncelikle. O kadar şeyin arasından da kalkanı vurmazsın güzel kardeşim ya. Bunları da saldırtacağım. Çok da fazla taktik yapmaya gerek yok kervana. Olabildiğince hızlı bir şekilde hem seviye alalım, hem yeteneklerimizi geliştirelim, hem para kazanalım güzel kardeşim. Öyle değil mi? Gel bakalım aslan parçası. Şu sensitivity'de her defasında böyle her bölümde düşüreceğimi söylüyorum ama her defasında da unutuyorum. Sensitivity'si vardır diye tahmin ediyorum ya. Nişangah falan filan ıvır zıvır. Ona da bir ayar çekersek çok hoş olur. Adamın kıçından vurdum. Gel bakalım, sen de orada neye vuruyorsan artık. Ağzının ortasına. Güzel. Nerede kaldı abi? İleride bir tane kalmış. Kervan. Vay, bak 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 bak. Ata biniyor bir de bak. İte bak. Elimdeki baltayı beğendim bu arada. Bir tane atlı içinde bizi uğraştırma ya. Hadi bir alın bak, kaç kişiyiz. Daha herhalde kayıp vermedik diye tahmin ediyorum. Manzara da güzelmiş bu arada. Hoş. Hoş. Tam gün batımı herhalde. Gün doğumu da olabilir. Pek emin olamadım. İki tane yaralımız var. Yani güzel nüfus. Ortalama nüfus. Yani yapabileceğimiz bir şey yok. Umarım en kısa sürede savaş açarlar. Bizim o şeyimiz, krallığımız. Umarım savaş açarlar ki biz de bol bol savaşırız. Belki bir kale falan da kopartabiliriz yani. Kale alabilirsek eğer. Çok hoş olur. Karakterimize bir bakacağım. Vekillikte bir önceki bölümden vermediğimiz bir yeteneğimiz var. Bunu neye versek, neye versek? Yani gel abi. Şuna versek çok çok daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Gelişim sağlayacak. Şunları, şu askerleri, normal süvarileri salacağım. Osmanlı köylüsünü salmayacaktım ama ben ya. Ha, başa geldi. Okey, tamamdır. Direkt gönüllüye yükseltelim. Başka XP alan bir birliğimiz yok. Hemen şu şehirden de yağmaladıklarımızı satalım. Giderimiz ne durumda abi? -752, bir tık fazla gibi. Ana birliğe biraz fazla veriyoruz da. Benim kervanım vardı. Kervanımı tokatladılar mı benim? Bu kervanım niye gözükmüyor burada? 5K. Yani. Aldığımız esirleri de satalım. Kervana bakmak istiyorum ya abi. Haydi ot yakınlarında. Biraz daha bekleyelim, belki düzelir o zaman ya. Hızımız gayet iyi. 6,5. Şu Bizans kervanını da eğer yakalayabilirsek çok hoş olacak. Bu kervan değil değil mi? Kervan değil. Gel abi, gel abi, gel abi, gel abi. Gündüz savaşı. Hadi yakala yakala. Çok güzel. Gel. Bol bol kervan farmlayacağız. Bu bölümde savaş açılana kadar. Savaş açılırsa tabii ki direkt savaşa. Abicim siz şu mevkiye ilerleyin. Siz saldırın. Saldırın. Siz de saldırın.
Bunları geçirmeyeceğiz abi burada. Vurduk, fena değil, fena değil. Yani çok da taktik yapmaya gerek yok diye düşünüyorum ya. Saldırın abi ya. Dediğim gibi kervan bunlar abi. Bunlara çok da fazla taktik yapmaya gerek yok. Şu yaylardan güzel XP kasarız. Yay XP'si kasarız. Vurabilirsek tabii ki. Bir dakika güzel kardeşim. Evet, mükemmel yay yeteneklerimi konuşturuyorum yine. Güzel. Çok güzel. Sen de al bakayım şunun içine. Şunu bir kabul et. Sen de... Vuramadım. Tek atamıyoruz ya. Yaydan mı artık bilmiyorum. Oktan mı moktan mı? Hani illa kelleden almak gerekiyor ama. Gel buraya gel. Nereye gidiyorsun ya? Başka kaldım. Şurada atlı kalmış bir tane. Onu da hallederler diye düşünüyorum ya. Grafikler gayet hoş. Hatırladığım gibi grafikleri bayağı güzel. Güzel duruyor yani oyun. Tabii ki de ekran kartımın ve render kalitesi bir ıvırdır zıvırdır falan. Siz bu kaliteyi tam olarak göremiyorsunuz ama ileride... Onun dışında bir upgrade, bir geliştirme yaparız sistemimize, neden olmasın. Tabii ki de para kazanabilirsin. Ne kadar verdiğini çok bir önemi yok. Farmlıyoruz zaten. Para kazanıp, kervan oluşturup, daha fazla para kazanıp, askerlerimizi geliştirip, hatta asker de alabiliriz şu aşamada. Ver abi, hepsini bana ver. Ver. Olabildiğince maksimum seviyede tutalım ki askerlerimizi sürekli geliştirelim. Bu şekilde gidecek yani bölüm. Bu konuda yapabileceğim bir şey yok maalesef. Savaş açmaları lazım. Ekstra bir durum ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Aklıma bir şey gelmedi. Geçiş bölümü olarak düşünebilirsiniz. Klan seviyemize bir bakmak istiyorum aslında. Ne kadar nam sonra 3 seviye oluyor. Daha çok var abi ya. Bu bölüm olmaz gibi sanki. Hemen ticaretten de belki demirciliğe abanabiliriz. Kerestemiz var mı üstümüzde? Güzel. Kerestemiz de var. Bunları da satalım. Soylu yayını ben giyeceğim. 70 hatta giyebiliyorum şu an. Evet, güzel. Belki yoldaşlarımızı da dizebiliriz. Hoş olabilir. Kıyafetlerini muyafetlerini ağırlayabiliriz de benim kervanım... Kervandan niye para gelmiyor bana ya? Çok garip. İstemiyorum abi. Bu aşamada evlilik mevlilik değil. Krallık kurana kadar bir salça olmayın bana da. Ve kardeşlerime. Ondan sonra bakacağız hepsine. Ayar çekeceğiz. Önemli detaylı böyle diploması, müklobesi ayarları da çekeriz. Ona göre de bir evlilik mevlilik falan filan yaparız. %25 yay doldurma hızı dönerken %50 isabet hassasiyet yaptırım. Formasyondaki okçuları %5 isabet hassasiyeti yaptırımı. Abi yay doldurma ya. Ne kadar seri olursak o kadar iyi gibi geliyor bana. Krallıktan nedir o diplomasiden? Birader şimdi biz Kuzey İmparatorluğu'na haraç ödüyormuşuz. Niye haraç ödüyoruz biz Kuzey İmparatorluğu'na güzel kardeşim? Neden haraç ödüyoruz? O yüzden o Kuzey İmparatorluğu'na biraz salça olabiliriz kervanlarına. Şöyle şu şekilde o tarafa doğru bir gidelim. Önümüze bir kervan mervan çıkarsa da onları da hallederiz. Bunlar niye bu kadar az askerleri var bunların ya? Asker demişken şu bölgeden de aslında bir asker takviyesi yapabiliriz. Askerleri topla. Abi bunların hepsi de... Gel hadi gel. Gel. Böyle salça olursak, ufaktan yollanırsak oraya çok hoş olur. Bak bizimkiler de asker topluyor. Neyimiz gelişti abi bizim? Bu arada bir önceki bölümde İAŞ'ci olarak kendimi seçmiştim. İzleyenleriniz bu kervan ne kadar koşuyorsun sen? 5.9. Biraz yakalamam uzun sürebilir ama salça olabiliriz herhangi bir şehre girmeden. Gel abi yakalamam lazım. Oo bir dakika. 49 sen gel. Kervan farmına devam. Askerlerimiz de seviye alsın. Belki önümüzdeki şehirde... Antrenman da yaptırabiliriz askerlerimize. Hoş olabilir. Saldırın abi ya. Hepiniz saldırın ya. Bunların çok bir ekstrem bir durumu yok şu aşamada. Oy nasıl vurdum lan ben onu? Devam. Biraz daha geliştirmem lazım. Ama yavaş yavaş oturuyor arkadaşlar. Merak etmeyin. Yayı geliştirmek istediğimi söylemiştim. O yüzden yay kullanıyorum. Tabii ölmememiz lazım. Yay kullanalım derken paket oluyor. Biraz geri çıksak aslında fena olmaz. Biraz geri çıksak aslında fena olmaz. Bir de tek atabilsek çok hoş olacak ama tek de atamıyoruz. Vay bak gel bakayım sen biraz daha şaklı bir abiye benziyorsun. Güzel. Öldü lan direkt at vurunca. Kalkar diye ben sıktım da kalkmadı. Burada bir yayamız var sanki. Bug oldu herhalde bilmiyorum ama aşağıda gösterdi bu. Yine bir devirelim. Kaldıracak vakti buluyorsun ama sen de. Ama vur artık dibine mi vurayım? Nereye vurayım ya? Lan dibine mi girmem lazım kardeşim? O okun tutması lazım ya. Yaya mı o? Atlı mı? Atlı gözüküyor ama. O ebesinin örekesine gitmiş. Bak. Kaçıyor lavuk. Yakalayın abi onu. Şöyle önümüze katarsak. Evet. Gel bakayım buraya. Askeri bayılttık lan. Bayıltmadık. Öldürdük hatta. Kardeşim kusura bakma.
Özür dilerim. Yapabileceğim bir şey yok maalesef. Artık kör bir lideriniz var bu aşamada. Yayla alakalı. Biraz idare edin siz de. Toparlayacak ama. Toparlayacak. Toparlamamız lazım. Bu şekilde olmaz çünkü. Karakterlerimizden, yoldaşlarımızdan var. İzciliği gelişmiş. Hemen girelim. Buradan ticaretten. Sat abi. Oo, 10K. Güzel para. Güzel para. Satmadan önce bir dakika ya. Şu yoldaşlarımızda bir eğer işçilerine yarayan bir şey varsa onları da giydirebiliriz diye düşünüyorum. Onu söylemiştim yanlış hatırlamıyorsam az önce. Şimdi Yasin Şah. Abi senin neyin eksik Yasin? Yasin senin okun var yayın yok Yasin. Yani elinle fırlatıyorsun herhalde sen. Al sana bir adet yay. Senin omuzluğun yok. Cerrahımızın omuzluğu yok. Eldiveni falan şu an iyi gibi. Bu zaten hakkı zaten komple boş gibi. Ama hakkının silah takımı iyi gibi. Atıyla alakalı bir problem var mı? Yok. Senin de. Bu bizim kardeşimiz. Bu bizim bilader. Şimdi bizim biladere de bir şekil yapmamız lazım gibi sanki. Gel abi sen. Eldivenin yok. Al sana bir adet de eldiven veriyorum. Müthiş oldu. Müthiş oldu. Güzel. Yani çok da bir şey yok dediğim gibi bir zırh falan bir şey çıkmadı kervan. Yani bölümün başında kervanlardan sürekli tokat diyen Onur şimdi kervanlardan düşen loot'u beğenmiyor. Çok güzel. Biraz götümüz kalktı gibi sanki ya. Öyle hissediyorum yani. Ticaret ha şeyi de satacaktık. Kölelerimizi de satacaktık. Demirciden de bir yandan da şuna devam edelim. İyiyiz. Yiyeceğimiz var zaten kitlediğimiz için yiyecek alıyoruz. Nüfus kervanlardan biraz topladık nüfusu. Başka sen de mi kervansın? Güzel. Güzel. Bunlara da bir salış olalım ya. Ondan sonra ufaktan yollanırız. Ama Monçun da savaş açması lazım. Monçun da bir savaş açması gerekiyor gibi düşünüyorum. Vurabilir miyiz lan buradan? Şöyle vursak. Bak bir de taktik maktik yapıyorlar ha. Abi bir çekil. Kurban olayım bir çekil. Çekilin ve çekilin. Yolundan çekilin. Ana zırhlar olmadı işte herhalde bunlara. Tek atıyoruz galiba ya. Bazıları yine... Bir dakika ya bir dakika. Böyle olmadı abi. Gel de sen nereye gidiyorsun? Gel bakayım sen de. Ay son anda döndün değil mi? Son anda fark ettin yani. Ok çektiğimi, ok fırlattığımı sana. Güzel. Bir tane daha. Tek yememeniz beni üzüyor biraz ya. Keşke zırh delmeye verseydik. Güzel. Yetkide gelişiyoruz. Başka nerede var abi? Atlılar yüzünden biraz uzun sürüyor savaşlar kervanlarda ama yapabileceğim bir şey yok maalesef. Buraları... Bu da atlı da değilmiş ya. Atlı olarak gösteriyor. Atlı birlik muhtemelen de atını parçalamış bizimkiler. O mesela o okun tutması gerekiyordu. Şuradan birini kovalıyorlar ama. Kervan avcısı Gökay. Güzel nüfus kazanıyoruz ya. Fena değil yani kervanlara göre. Para önemli. Şimdi mesela bu üstümüzdekileri yağmaladıklarımıza sattıktan sonra bir adet ticareti yüksek bir yoldaş bulabiliriz. Ona da bir kervan kurdurtabiliriz diye düşünüyorum da acaba o ticareti yüksek yoldaş nerede? Nasıl bulacağız onu? Önemli olan o. Asker toplamıdır. Hazır asker demişken şu birliğimizi de bir geliştirelim. Seviye alanlar vardır. Garip olacak. Alp olacak. Silahtar olacak. Balkan gencini de devşirmeye yükselteceğiz. Okey. İyiyiz. İyiyiz. Fena değil. Şuradan bir bakalım. Kimler varmış yoldaş olarak. Kimse yok. Çok güzel. Güzel. Çok güzel. Şu aşamada aslında telepatiyi kullanabiliriz gibi geliyor ya. Bizim mesela yoldaş alabiliyor olmamız lazım ekstradan. Aynen seviye aldığımız için bir tane daha yoldaş alabiliyoruz. Hakkı sana kervan. Sana kervan olmaz. Senin vekilliğin iyi ama. Senin vekilliğin iyi. Seni zaten vekillik için almıştık biz. Cerrahımız olmaz. Yasin'de bizim izcimiz aslında. Yasin'e kervan değil de Yasin'e belki ileride birlik kurdurtabiliriz. Güzel olabilir. Bu şehirdeydik. Şimdi hangi şehre doğru gideceğiz? Senin şehirlerin de o kadar az ki güzel kardeşim. Yani Hamburg'a doğru gidelim bakalım. Kervanları şimdilik es geçiyorum. Bana yoldaş lazım. Baksana 76 çok az kazandırıyor bu arada kervan ya. O değişiyordur sürekli de. Bir an önce artıya geçmemiz lazım. Aslında şey de alabiliriz. Atölye falan da alabiliyor olmamız lazım bizim ya. Şu oyunu ben bir kaydedeyim. Oyunu bir kaydedelim. Çünkü bir ara hata alıyordum ben atölye motele muhabbetinden. Hani depo kiralasak Nalbur tornacı. Tornacı gel bakalım güzel kardeşim. Tornacı bana satmıyor. Nalbur var, gümüşçü var. Gümüşçü bana dükkanını satar mısın? Kaç para istiyorsun? 26 bine. Şimdilik girmesek ya. Ben onun ayarına bakabilirim. Çünkü o modla alakalı bir durum da olabilir. Bozuktu diye hatırlıyorum. Oyundan atmasın şimdi. Save'imiz gitmesin ama bir sonraki bölümde dükkanlara da yönelebiliriz. Artık artıya geçmek istiyorum. Yani zor tabii ki.
sürekli artı para kazanmak ama mesela haraç veriyoruz. Bu haracı vermememiz lazım. O yüzden savaş açması gerekiyor. Güney İmparatorluğu'ndan haraç alıyoruz. Altın Orda'dan haraç alıyoruz. Ruslardan haraç alıyoruz. Eksi bir kağıda şeye gidiyor. Ana birliklerimize gidiyor. Bu garnizon ücretlerini aslında düşürebiliriz ya. Ama tabii askerlerin seviyesi arttıkça garnizon ücretleri de doğal olarak artıyor. 20 dakika olmuş bölümü çekeli. Vekil yeteneğimiz de 73 olmuş. Gel abi. Farmlıyoruz. Farmlıyoruz. Belki güzel zırh falan bulabilirsek onları da alabiliriz. Hepiniz saldırın abi ya. Hepiniz saldırın ya. Biraz daha, biraz daha, biraz daha. Bak biraz daha. Aradan onu ben nasıl gördüm de vurdum ya. Çevire çevire, döndüre döndüre. Tabii ki de vuramıyorsun bu şekilde. Güzel. Sırtımdaki kalkana geldi. Yok abi yok. Böyle değil, böyle değil. Bir dakika. Biraz daha hızlı davranmamız lazım. Hareket halinde olmamız gerekiyor. Bu lavuklar çünkü yerlerine göre iyi sıkıyor. Çekil oğlum önümden. Çekil oğlum. Ama tek ye abicim sen. Tek ye. İki tane ok harcamayayım sana be. Ha? Artık tek yemen gerekiyor gibi sanki. Bak mesela onun ben kelleden vurduğumu düşünüyorum. Yok abi öyle değil. Direkt kafasına vuracağız. Direkt. Koşu falan diyordum ama. Direkt kelleye sıkmak lazım. Mesafe o kadar fazla olmayınca. Geç abi çok fazla ne kadar nüfus aldığımızın falan bir önemi yok. Zaten farmlıyoruz. Bunları da hazır bu sayfadayken devşirmeyi yükseltelim. Devşirmeyi de iç oğlanı yapacağız. Evet, yeniçerileri sonra yapacağız. Tutsakları al. Hmm, 24, 10. Nasıl duruyor abi üstümüzde? Güzel, yeriz. Kafa, o da güzel. Fena değil. Bunları da al. Bunları da satarız şimdi. Yakında büyük bir şehir varsa tabii ki. Biz biladeri, bizim biladeri çıkmadık ya, giydirmedik. Bizim biladeri de giydirebiliriz aslında ya. Bizim biladere de bir isim verebiliriz. Güzel, yaydan yetenek gelmiş. 5, geç abi. At sırtına yay kullanırken. Gel abi. At sırtında yay kullanırken. Tabii ki de. Ama Monçuk kardeşim artık senin savaş açman lazım gibi sanki ha. Bu biraz şeye bağladı, tekrara bağladı. Savaşmamız gerekiyor sanki. Bir tık. Ufaktan sanki. Özellikle haraç verdiğimiz kuzeydi galiba. Kuzey İmparatorluğu'na bir savaş açsan fena olmaz gibi geliyor bana, bilmiyorum. Sen ne düşünüyorsun diyecektim de bizim tutsaklarımız yok mu ya? Tutsak almadık mı biz? Tutsak almamışız. Ya da hiç kalmadı tutsak, bilmiyorum. Almamış olma ihtimalim tabii ki de daha yüksek. Bu bölgelerde çok geziyoruz da bir anda böyle bir savaş mavaş gelirse patlarız ha. Yani asker de toplayabiliriz aslında. Maksimum seviyeye çıkartırsak güzel olur. Şunları da al. Tamamdır. Bizim kervanımız var. Olimpos var. Denemek istemiyorum çünkü denedim. Kayda girmeden önce acaba ben dedim savaş açabiliyor muyum falan dedim de. Hatta şuradan politikalardan yüze teklif edebiliyormuşum. Biz buna haraç ödüyoruz. 200 nüfusa ulaşabilir miyiz ki bu bölümde ya? Çok zor gibi geliyor bak. 200 nüfusa ulaşmamız. Bir tık sıkıntı gibi. Namımıza bakacağım. 224 çok yolumuz var daha ya. Bir de bunun üçüncü seviyesi var. Bir de dördüncü seviyesi var. Kendi krallığımızı kurmak adına artıya geçmişiz sonunda. Kervan. Kervan güzel. Haraçlar da güzel para kazandırıyor bize. Fazla değil de en azından artıya geçmemiz lazım. 112 yoksa, anladın mı? Çok da mühim değil. Köylüleri de geç. Sturgia'ya çok salça olmak istemiyorum ya. Sturgia'yı seviyorum. Vekilden bir yeteneğimiz gelmiş. Bilim bir ordunun parçası olduğunda %10 erzak tüketimi sahip olduğun atölyelerde %20 üretim oranı birliğinde... Kuşatma, inşa önemli. Güzel kardeşim. Erzak tüketimi zaten erzakla alakalı bir sıkıntı yaşamıyoruz. Yaklaşık 2-3 bölümdür. Şu kervanı sıkıştırabilir miyim girmeden? Sıkıştıramadım. Bir bakalım ya, belki arena marana bir şey vardır. Turnuva murnuva bir durum vardır. Yok abi. Birliklerimizi eğitelim. Ona biraz para bayılalım. Bir abi birliğe. Silahtar. Bunu ilk defa görüyorum. Cerehor yapmamız lazım. Cerehor. Gel devşirmecim. İç olana. Alpimizi cebeli. Gönüllüyü Alp. Umarım yanlış bir şey yapmıyorumdur. Tamam. Devam. Çok yaralanıyor ama askerler ya. Bunu moddan değiştirebiliyor olmamız lazım. Öyle hatırlıyorum da. Yaralansın abi. Biraz gerçekçilik katar en azından. Zaten hemen iyileşiyorlar. Bol yar mıydı? Bol yar yapacağız. Gel abicim. Anadolu Tımarlı Sipahi. Cebeli. Paramız var. Para sıkıntımız yok. 75K'ya çıkardık parayı. Parayla bir derdimiz yok şu an. Sizi de silahlar yapacağız. Ama birlik maliyetimiz aynen. 300 altın arttı. 300 altın artması biraz korkutucu. İleride ordu sayımız, asker sayımız falan artınca da biraz sıkıntı çıkartacak gibi bize. Ama o aşamada da artık o kadar parayı falan herhalde toparlıyor oluruz. İkisi de aynı mı? İkisi de aynıymış. Kapıkulu Garibi de silahtar yap. Alpimizi de. Cebeli'yi de. Hepsi atlı okçu şu an. Güzel. Hep. Herkes atın üstünde. Hızımız da 6.5. Güzel. Biz değil herhalde bir yoldaşımız mı seviye aldı?
Aynen, hekimlikten var. Nedir abi senin yeteneklerin? Yerleşkede dinlenirken %20 iyileşme oranı. Eşraftan 50'sinin üzerinde herhangi biriyle artık birlik morali %70'in üstünde. Birlik moralini 170'in üstüne tutarız da erzak çeşitliliği biraz az kalmış. Erzak çeşitliliği biraz az kalmış. Onu biraz arttırabiliriz de çok yaralı var ya. Yaralımız çok fazla ya. 24 yaralı var. Çok fazla. Birlik moralini arttırabiliriz. Ben nereye gidiyorum abi bu arada? Söyleniyorum ama ben. Şu tarafa doğru bir yollanalım bakalım. O taraflarda biraz fazla kervan vardı gibi sanki. Nereye doğru gitsek, nereye doğru gitsek. Bizim krallığımızdan da çok fazla, kuzeyitlerden de çok fazla uzaklaşmaya gerek yok diye düşünüyorum. Vekil olayı çok güzel oldu, hoş oldu. O bilgiyi vermeniz bayağı değerli oldu. Çünkü vekil Stewart bayağı... Bir dakika, kervan var mı burada? Bakalım neler satıyorlar ya. Paramız var güzel kardeşim. Sat, bana bir şey sat. Uzun süredir aradığım o büyük... Balta malta bir şey var mı sende alabileceğim? Şöyle saplamalı falan atın üstünde he? Oha çok fazla. Bunlar bir tık fazla. Ağır yuvarlak kalkan geç. Eldiven 29k 30 zırh. Daha böyle taşşaklı bir zırh yok mu? Güvenemiyorum ben bu zırhın görüntüsüne ya. Yani satabiliriz. Biraz kendimize çeki düzen verelim ya, öyle değil mi? Baksana. Özellikle bot motu yok mu, güzel bot falan? Gel abi. Ama ağırlık ne kadar değiştiriyor bu? 2.3 diğeri. Çok saçma bir görüntüye sahip oluyoruz ama toparlayacağız. Toparlayacağız. Sıkıntı yok. Halledeceğiz onu. Başka ne alabiliriz? Ne alabiliriz? Ne alabiliriz? Başka da bir şey almaya gerek yok. Belki kafalık zırhını değiştireceğim de kafalık zırhımız da fena değil. 20k. Tamamdır. Çık abi. Arena'ya gidelim. Güzel. Turnuva var. Katılmayacağım ya turnuvaya. Çok az nam falan veriyor. Turnuva şeyinden ağacından gitmedik. Bana kervan ver. Savaş aç. Monçok savaş aç. Savaşmam lazım. Savaş istiyorum. Monçok. Lütfen. Aha kervan. Sturgeyalar da salça olsak mı ya? Salça olmayacağım dedim ama olacağım herhalde. Yapacağım bir şey yok güzel kardeşim. Siz hepiniz de aynısınız ama yapacak bir şey yok. Çok üzgünüm. Hem yetenek kasıyorum hem askerlerimiz XP alıyor. Hem de güzel para kaldırıyoruz. Bu aşamada yapabileceğim bir şey yok. Savaşta değilim çünkü. Oyunun zorluğunu da arttırmanın zamanı gelmiş gibi sanki. Ya da en azından kervanlara karşı zorlanmıyoruz artık. Çünkü en son seviye atlı okçularımız var. Nispeten en son seviye. Bak arada bizim... Cebeli'yi paket etti lavuk ya. Oha senin orada ne işin var güzel kardeşim ya? Senin orada ne işin var ya? Ne yapıyor acaba orada ya? Kaçmaya mı çalışıyor yoksa orada bizimkilerle falan mı kapışıyor? Vurabilir miyim ya? Oy! Üçüncü denememizde vurabiliyoruz. Elimiz ısınıyor. Yavaş yavaş. Güzel. Ta en tepeye mi çıktın gerçekten? İnanamıyorum sana ya. Asker mi göndersek artık ya bu kervanlara karşı? Bütün askerlerimizi geliştirdikten sonra bu sefer de biz beceri kasamıyoruz ama artık asker gönderelim sanki ya. Yani asker göndermenin zamanı gelmiş gibi sanki, bilmiyorum. Bir tık kolay gibi. Tabii ki oyunun zorluğunu değiştirdikten sonra da yine gireriz de. Dediğim gibi bu bölüm artık böyle yani, savaş açılana kadar üzgünüm. Hile de yapmak istemedim açıkçası. Doğal halinde bırakmak istedim. Ama abi hani bir ayar çek, şu savaşı başlat falan filan derseniz onu da yorumlara yazın. Olmazsa bir nüfus müfus ekleriz. Bir savaş mavaş açtırırız. Bir şey yaparız. 33 dakika olmuş bölüm. Bu bölümü burada bitirebiliriz aslında ya. Bir geçiş bölümü olarak kabul edilebilir diye düşünüyorum bu bölümü. Şu şehre de gidelim. İnşallah savaş açarsın da. Bir şey oldu lan. Uyarı geldi sanki ama kaçırdım ben orayı ya. Neyse. Eşyalarımızı satalım. Bu arada biraz fazla sanki. Balık falan çok fazla gibi. Bunları da satabiliriz aslında ya. Kapasiteyi çok şey yapıyorlar. Dolduruyorlar. Balıkları falan da bir ufaktan bir şöyle bunların hepsini yüze çeksek. Tahılı da sat. Çünkü baksanıza bayağı yer açıldı. Çek abi yüze. Peynirlerimiz kalsın. Tuzu hatta 50'ye falan çeksek çok hoş olur. Tuz çok fazla var çünkü. Hatta 40 kolay bulunan bir şey. Tahılı da çek abi 50'ye. Zeytin kalsın. Hurma kalsın. Güzel. Yarıdan çok indirdik ya şeyi. Baksana 6k aldık. Alacağız yani 7k alacağız. Sadece fazlalıkları vererek. Buradan demirciye girip enerjimiz var mı? Güzel. Bunu da bir harcayalım. Tamam. Demircilik yeteneğimiz de gelişmiş. 20'ye gelmiş. 2 adet de odak puanımız var. Bunu da bir sonraki bölümde dağıtırız. Ben tutsak almıyor muyum yoksa ölüyor mu hepsi ya? Ben onu geçiyor muyum? Ben editle bakacağım ona. Çünkü 2 seferdir falan bir tutsak yok abi. Onlar da güzel paraya gidiyor ya. 4K, 5K, 7K bazen 9K falan bile kaldırdığımız oluyor. Evet teşekkür ediyorum arkadaşlar bölümü izlediğiniz için. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır. Biraz daha yetenekleri geliştirmeye yönelik, biraz daha para biriktirmeye yönelik
nüfus kasma yönelik bir bölüm oldu ki savaş açamadık. Açmadı yani Monçuk. İşte krallığa katılmanın da kötülüğü bu. Krallığa katılmamış olsaydım ben muhtemelen şu an herkese salça oluyordum yani. Onu da bir değerlendirin siz. Onu da bir yorumlarda falan yazın bana abi. Birader bak çık krallıktan ya da hile yap bir nüfus savaşı açtırt falan filan deyin. Ya da böyle devam et krallıktan da çıkabilirsin falan deyin. Onu bir yazarsınız siz. Ona göre bir yol çizeriz biliyorsunuz. Sizlerin yorumlarını okuyorum. Ona göre şekillendirmeye çalışıyorum. Osmanlı serisine evet çok konuştum yine sonda. Tekrardan teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Dostlar 1000'e az kaldı. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.